Bazı yerler vardır. Manzarası çok güzeldir. İnsan şöyle bir bakınca derinden bir ah çeker. Keyif alır. Seyretmesi, izlemesi, fotoğraflaması hoştur ama arka planı bildiğiniz zaman ızdırap verir. Ben şimdi size dünyanın en güzel manzaralarından birini göstereceğim. Ama o manzarayı görünce arka planını, geçmişini eğer biliyorsak keyif almak biraz zor olacak. Yani manzara bize ızdırap verecek. Bu gördüğünüz muhteşem manzara Nablus. Bir Batı Şeria şehri. Nüfusunun tamamı Filistinli, Müslüman, Arap. Kadim bir şehir. Muhteşem bir şehir. Burası ticaret yollarının üzerinde bulunuyor. Tarih boyunca göç yolları olarak da çok kullanılmış. Stratejik bir öneme sahip. Şu an biz sizinle Cerzim Dağı'ndayız. Nablus'a hakim Cerzim Dağı. Burası Samirilerin, yani dünya Yahudiliğinin çok aykırı bir grubu. Yahudilerin de kabul etmediği, Müslümanlara benzeyen Yahudiler diyelim biz onlara. O grubun kutsal dağı burası. Ve burada Samiriler yaşamış, burada Romalılar yaşamış. Gördüğünüz arkadaki taş yığınları Romalılara ait. Zamanında buraya yapılmış kilise ve şapel binaları. Salahaddin Eyyubi de buraya gelmiş. Şu görmüş olduğunuz kubbeli taş binada Salahaddin Eyyubi'nin Hıttın Savaşı sonrasındaki karargahı. Ama asıl konuşacağımız şey başka. Asıl konuşacağımız şey bu manzara. Nablus şehri, Nablus şehrinin bir vadinin içinde olduğunu görüyorsunuz. Bizim bulunduğumuz Cerzim Dağı ve karşı dağ. O karşı sıra dağların arkası da Ürdün. Yani buradan şöyle uçabiliyor olsak karşı dağı geçer geçmez direkt Ürdün topraklarına gireceğiz ve Ürdün'ün Salt şehri bizi karşılayacak. Salt. Bakın geçtiğimiz aylarda benim Ürdün turum vardı. Ürdün'de Salt şehitliğinde uzun bir video yayını yaptım. Bu yayını izledikten sonra YouTube kanalımdan geriye doğru gidin. Yüklemiş olduğum Ürdün yayınında bulun. Oradaki işte mağaranın içerisinde şu kadar yıl kaldılar diye bir başlık var. Şehitlerimiz. Ürdün Salt şehitliği. Diyeceksiniz ya Ürdün'deki Salt şehitliğiyle şu an bulunduğun Filistin Nablus'un ne alakası var? Çok alakası var. Konuyu çok uzatmayacağım. Filistin cephesinin düğümü tam karşınızda duruyor. Filistin cephesi. Normalde biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin, Fransızların, büyük devletler, Rusların derdi Osmanlı Devleti'ni hasta adamı çökertmekti. Ve bu Orta Doğu petrol bölgelerini ele geçirmekti. 1916 yılında İngilizler Bağdat'ı ele geçirmek için Basra'dan saldırdılar. Ama Kut'ül Amara'da yani Selman-ı Pak bölgesindeki savaşta onları yendik ve koca bir İngiliz kol ordusunu esir aldık. Ama üzerinden bir yıl geçmeden stratejik hatalar yapıp ordumuzu dağıttık. Bunun üzerine İngilizler alttan alttan geldiler ve ne yazık ki Bağdat'ımızı işgal ettiler. Tabi bu arada Şerif Hüseyin isyan etmişti. Şerif Hüseyin'in isyanını fırsat bilerek ikinci bir cephe açıldı. Filistin cephesi. İngilizlerin orduları Gazze'nin güneyine kadar geldiler. Ama çarpıp çarpıp geri çekildiler. İki büyük Gazze Savaşı yapıldı ve ikisini de biz kazandık. Baktılar bu iş böyle olmuyor. Yönetici kadroyu değiştirdiler. General Allenby'yi başa getirdiler. Allenby 1900, çok önemli bakın bu hadise. 1917 yılının Ekim ayında tabii hazırlık yaptığı büyük kuvvetler ya Yeni Zelanda'dan ordusu var, Avustralya'dan ordusu var, atlı birlikleri var. Bu birlikleriyle bizim Gazze'nin güneyini tuttuğumuz o muhteşem hattın en kenarında bir hat vardı, zayıf, çölün içinde. Evet, Bir Rüstevi, Bir Şeva diyor bugün Yahudiler. Bir Rüstevi'ye saldırdılar. 4000 askerimizi 40 bin kişilik bir kuvvetle 24 saatte yenip geçtiler ve Gazze hattını çökertip Gazze'yi aldılar. Biz bu kez daha yukarıya çekildik. Nereye? Bu bölgeye çekildik. Ve Nablus'u kendimize sınır yaptık. Nablus bizim namusumuzdur. Bizim yüz akımızdır. Bizim müdafaa bölgemizdir. Ve Nablus bölgesine İngilizler geldiler. Tabii direkt Nablus'a gelmediler. Önce Gazze'yi düşürdüler. Ardından Kudüs'ü düşürdüler.
sonra yukarıya çıkarak Yafa'yı düşürüp bu kez Yafa'dan bu bölgeye doğru, yani doğuya doğru yürüdüler. Amaç Ürdün topraklarımızı da ele geçirmek, oradan da Suriye'ye sarkmakta. Nablus önlerinde Mart ayında buraya saldırdılar. Nablus civarında 1. Nablus Savaşı yapıldı. Savaşı biz kazandık. Nisan ayında bir daha saldırdılar. 2. Nablus Savaşı. Yine biz kazandık. Ve Alem bir baktı bu iş olmuyor. Beklemeye aldı. Ordusunu güçlendirdi. Top, tüfek, teçhizat, o biçim. Biz de kendi içimizde birbirimizi yiyoruz. İhtilaflar. O komutan mı bu komutan mı? O asker mi bu asker mi? Alttan alttan İngilizler buradaki Arap dünyasına da veriyorlardı gazı. Ne işiniz var bunlarla diyorlardı. Ve 3. Nablus Savaşı'nı Eylül ayında yaptılar. 18 Eylül gecesi buraya saldırdılar. Ve burada 3. Nablus Savaşı oldu. Ve biz bozgun yaşadık. Ve bu bozgunla beraber geri çekilmeye başladık. Bu dağı düşürdüler. Arkadaki dağı düşürdüler. Ve salt bölgesinde bizi çepeçevre sardılar. Yüzlerce askerimiz o salt çukurunda küçücük bir mağaranın içerisinde kuşatıldı. İngilizler oraya giremiyordu, bizimkiler çıkamıyordu. Açlık içerisinde İngiliz kuşatmasında şehit oldular. Ve yıllarca cenazeleri unutuldu. Devamını Ürdün Salt Şehitliği videomda izlersiniz. Ben Nablus'u ne zaman görsem aklıma o yokluk içerisindeki varlık mücadelemiz gelir.